Ben de o suyu aldım, sen keyfine bak. Bu teraryum buraya nasıl geldi? Acaba? Bahsettiğin notta ne yazıyordu kim bilir? Ah bu işte annemin parmağı yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman gönderdi acaba? Ay kesin geçen tartışmamızda. Ay o yüzden Onur buraya eşya almaya geldiğimde bana yakın davrandı. Ondan özür dilediğimi düşündü. Biz bundan sonra hiç kavga etmeyelim şimdi, tamam mı? Etmeyelim, etmeyelim de onu nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Bence biliyorsun. Biliyor muyum? Hı. Yani benim haklı olduğumu, senin de haksız olduğunu. Haksız olan ben miyim? Ben haksız olacak ne yaptım ki? Lale, hangi konuda haksız olduğunu sormuyorsun değil mi bana şu an? Evet, soracağım. Şaka yapıyorsun değil mi? Dünkü konudan bahsediyorum Lale. Ne hatası ya, bir dakika. Asıl hatalı olan sensin. Ben miyim? Lale sen ne yapıyorsun ya? Bir öylesin bir böyle, ben anlamıyorum ki ne yaptığını. Eğer amacın beni delirtmekse bu sefer de ben aynı yerde seni alkışlıyorum. Bravo, başarıyorsun çünkü. Sen bana dengesiz mi demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Çalışmıyorum Lale, söylüyorum. Sen dengesizsin, tamam mı? Hatta sen benim hayatımda gördüğüm en dengesiz insansın. Ay o yüzden bana dengesiz dedi. Ah anne, ah! Sana inanmıyorum. Lale. Sen iyi misin canım? İyiyim. Beraber çalışma fikri kulağıma çok hoş geliyor. Sen ne diyorsun Lale? Vallahi bilmem ki. Yapabilir miyim acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle samimi içten. Söylesene. Sen beni bu hale getirdin ya. Senin elinden her iş gelir. Ne hale mesela? Ah Lale. Tamam, bazılarını hak etmiş olabilirim. Ben sana haddini bildirmeyip peşinde dolansaydım sen böyle olmazdın tabii. Ben sana ne yaptım ki? Sen ne yaptın ki bana? Sen ne yapacaksın bana zaten? Bir şey yapmazsın ki. Benim yani bir senin pencerenin altına gelip de bulmadığım kaldı. Hepsi bu. Hayır, gerçekten şu an abartıyorsun. Ben sana hep iyi davrandım. İyi davranıyorsun. 200 saattir falan iyi davranıyorsun. Ya biz hep öyle olsak ya. Şirkette. Benim yüzümden çalışamadın mı? Ya ne alakası var onunla? Sonuçta sen uzun zaman sonra holdinge gelmişsin. Hem bana kahvaltı hazırlamışsın ellerinde. Baş başaydık. Aramız limoniydi, barıştık falan. O yüzden tabii ki seninle ilgileneceğim, çalışmayacağım. Ben normal genel olarak yani söylüyorum. Her gün beraber mi olsak diye şirkette. Aslında güzel olabilir. Ben de çok çabuk öğrenen bir öğrenciyim açıkçası. Yani konsantrasyonum aşırı yüksek. Güzel. Ben sana A'dan Z'ye her şeyi öğretirim. Ama tabii şöyle olacak. Alttan başlayıp böyle yavaş yavaş yükselmen gerekiyor. Yani benim asistanım olarak başlayacaksın. Ben de sana her şeyi öğreteceğim. Tamam. Şöyle olacak. Kahvenizi de birazdan getireceğim. Ben ikimiz için de söyledim. Öyle mi? Hı-hı. O kadar çok yoğun çalışıyorsunuz ki. Bir yorgunluk kahvesini hak ettiniz bence. Siz gerçekten çok iyi bir patronsunuz. Siz de gerçekten çok iyi bir asistansınız. Çok memnunum sizden. Sayenizde çok hızlı ilerliyorum ve sizden öğrenecek çok şeyim var.
Sen böyle bir patronsun yani. Maşallah ya. Yâlecim, inisiyatif kullandım. Patron benim ya. Tamam. Devam et bakalım. Daha neler oluyor? Devam et. Tamam. Sonra? Yalnız var ya... benim bu klimalardan çektiğim nedir acaba ya? Omzum var ya nasıl ağrıyor biliyor musunuz Lale Hanım? Öyle mi? Evet. Ağrınız mı var? Acaba diyorum... bana masaj mı yapsınız? Nasıl desem bilmiyorum ama bu eller sanki sihirli gibi. Gerçekten. Birazdan rahatlayacaksınız Onur Bey. Rahatlıyorum zaten. Lütfen devam edin. Peki Onur Bey. Tatlım, canım bak buralar biraz böyle bir ağrıyor bir. Sesi duyuyor musun? Bak. Bakayım. Bak. Diyorum acaba bir masaj yapsan o güzel ellerinden. Vallahi tam üstüne konuşuyoruz bu olayı. İnanılmaz güzel bir masaj keşfettim. Soba masajı. Enine boyuna güzel. Böyle Allah ne verdiyse gelişi güzel bir koyuyorsun kulunca. Ya sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Sen maşallah çalışıyorum ayağına. Bütün gün kızlarla falan flört. Ha? Flört yani. Yani şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka falan yapmıyorum. Sen de oraya gitmeyeceğim, çalışmayacağım bildiğin için bana böyle ayak yapıyorsun. Ben anlamadım mı zannediyorsun? Yani niye ben sana böyle bir şey yapayım? Yani konu sen olduğun için ben böyle örnekler verdim. Gel tabii ne zaman istiyorsan. Gel çalış. Çalışacağım tabii. Çalışacağım Onur Saran. Sen hiç merak etme. O koridorda nasıl yürüyorsun? O kızlara, o asistanlara nasıl davranıyorsun? Nasıl günaydın diyorsun? Bunların hepsini çözeceğim ben. Sen hiç merak etme. Anladın mı? Ben hamileyim diye beni böyle sakın küçümseme. Geleceğim o şirkete, göreceğim. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Tamam Lale. Ben de böyle göz var mı be? Hı? Yok Lale. Yok. Elini bir uzat. Vallahi tebrikler. 3000 kere denedim, hiç sekmedin. Seni denedim ya. Vallahi denedim. Yani ben hamile kadınım. Sana nasıl yetişeyim? Böyle şeylerle uğraşacak benim gücüm yok ki. Yani sana güveniyorum da ben. Bir sıkıntı da yok. Ara sıra. Şirkete gider, yüzünü görür, dönerim ben. Vallahi çok güzel oynadın yani. Bayağı korkuttun neredeyse beni. Biz dosyaları alacaktık. Onları alalım bir an önce. Gidelim. Tamam, alalım. Ama ondan önce ben birkaç eşya alacaktım. Onları unutmuşum da. Onları da alayım. Ha. Ya senin kıyafetlerin burada, sen oradasın. Oluyor mu böyle Lale? Olmuyor. İnan, bebeğimin beşiğini nasıl özlüyorum. O kadar yani sadece. Ya tamam, bu kadar değil. Biz şimdi seninle otelde kaldığımızda uyuduk ya. Ben çok huzurluydum. Seninle uyumayı da özledim yani. O zaman biz her gece öyle uyuyalım. Öpme dedim ki. Aferin Lale sana. Bravo. Gidelim. Geldiğimiz koridordan geri dönelim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.